Tarih ulu bir nehirse, onun en büyük kolunu Türkler oluşturmuştur. Ne kadar yazılırsa yazılsın, ne kadar anlatılırsa anlatılsın, her zaman cevabını arayan başka sorular vardır. Medeniyetler nasıl kuruldu? Dünya tarihine damga vuran Türk hükümdarları kimlerdir? Unutulmayan zaferlerin unutulmayan anları. Dünyaya nasıl nizam verildi? Tarihimizin sessiz kahramanları kimlerdi? Hepsi ve daha fazlası tarihi kesitlerdi. Merhabalar sevgili izleyiciler. Eğitim Tokat TV ekranlarınıza hoş geldiniz. Tarih kesitlerde bu haftada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle Hindistan'ı konuşacağız. Hindistan'daki Türkleri konuşacağız. Hindistan'da hangi Türk devletleri kuruldu? Hindistan'da Türklerin siyasi, kültürel, sanat, mimari ve bütün alanlarda nasıl bir faaliyetler oldu? İnşallah bugün sizlerle iki tane kıymetli hocamla bunları konuşuyor olacağım. Stüdyomda malumunuz daimi konumuz Alparslan Demir hocamızı ağırlamaktayız. Bir tarafında hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyisiniz. Çok şükür. Bu hafta da yine ilginç bir konuyla Hindistan'la. Evet. Bir arada Mustafa hocamızla inşallah güzel bir çalışma yapacağız. Diğer tarafımda da Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tarih Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Tanrıverdi hocamız. Hocam sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ne ettiniz? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ediyorum sizler. Bizler de iyiyiz hocam. Tarih Kesitler programında Alparslan Demir hocamızla devam ediyoruz. Bugün de Hindistan'ı konuşacağız. İnşallah sizin güzel çalışmalarınız var. Onlardan istifade etmiş olacağız kıymetli hocam. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Hocam müsaadenizle başlamak istiyorum. Tabii ki. Hindistan bölgesinde, Hindistan'da hocam ilk Türk varlığı ne zaman başladı? Bu şekilde programımıza giriş yapmış olalım. Buyurun. Şöyle, Türk kamuoyunda ya da literatürde bu çok geç dönemden itibaren alınır. Türk-Hindistan ilişkileri. Evet. Genelde Osmanlı ve Türk Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren ilişkilerin başladığı sanısı vardır. Fakat bunun aksine M.Ö. 1. binden itibaren Türk-Hint ilişkileri başlamıştır Asya kıtasında, evet, olması hasebiyle. Dolayısıyla en eski Türkler, yani Sakalar, İskitler dediğimiz Sakalar döneminde Türk ve Hintler birbirlerini tanıyorlardı. O zamandan hatta beri başlayan bir ilişki var yani hocam. O zamandan beri halklar birbirini tanıyor ve oralarda Saka Bengü taşları bulunmuştur. Türklerin daha sonra kullandığı Orhun kitabelerine benzer Bengü taşları vardır. Evet. Burada bu Bengü taşlar Türklerin burada olduğunun ispatı. Daha sonrasında tabii burada 10. yüzyıl civarında Kuşanlar, Sakalardan sonra Hindistan'a giriş yapmıştır. Ve Kanişka döneminde, bunların lideri Kanişka döneminde Kuzey Hindistan dediğimiz bölge Ganj Nehri'nden işte Dekken'e kadar olan sahayı kontrol altına tutmuşlardır bunlar. Evet. Böylece işin duayenlerinden Enver Konukçu rahmetli oldu birkaç gün önce. O bu işi ayrıntısıyla Türkiye'ye de başlatanlardan, duayenlerinden bir tanesidir. Akunlar ve Kuşanlar hakkında önemli çalışmaları vardır. İlk başlatan Zeki Velide Togan'dır. Umumi Türk tarihi olarak. Bunun dışında tabii Sasaniler Kuşanları mağlup ettikten sonra gerilemelerine sebep olmuştur bunların. Fakat asıl Kuşan hakimiyetini olan, tarihimizde pek çok örneği vardır bunun, bir Türk devletini başka bir Türk devleti yıkmaktadır. Evet. Yine Kuşanları yıkan da Akunlar olacaktır. Evet. Dolayısıyla 455 yılında bu Kuşan hakimiyetini yıkmışlardır. Akunlar dönemi bilhassa çok önemlidir Hindistan'da. Bu Kuşanların Türklüğü meselesi noktasında ne diyebiliriz? Yani bununla ilgili farklı görüşler var. Şöyle. Ama mesela Keşmir tarihçisi Kalhana Türk olduğunu, Türk hanedanın Türk olduğu ifadesini kullanıyor ama başka iddialar da var değil mi? Bunun Sayın Hocam sonu yok. Dolayısıyla halkın başka unsurlardan oluşmamasının imkanı yok. Moğollar var, Hintliler var, işte Gurlular dediğimiz Afgan kökenli topluluklar var vesaire, var. Fakat yönetim ve devlet idaresi anlayışına biz baktığımızda bunun apaçık bir Türk devleti olduğu kaynaklardan, birinci el kaynaklardan aktarılmakta. Biz tarihçiler için aslında baktığımız nokta şu. Yani bir devletin
hangi millete ait olduğu ya da hangi milletin devleti olduğu ibaresi noktasında temel alınan nokta şu. Halkından ziyade ordusunun hangi dili konuştuğu. Hmm. Yani bu anlamda baktığımızda tebaanın farklı millete ait olması önemli olan ordunun. Önemli olan ordunun yani konuştuğu. Yönetici sınıfın evet. Hangi dili konuştuğudur. Bu anlamda Kalhanan'ın keşfi tarihçisinin söylediği bu kesinlikle bir Türk evet. Hanedanlıdır. Hindistan'ın doğrusu kuzeyi oradan, değil mi hocam? Evet, Kuşan kuzey. Dediğiniz bölge. Kuşanların Hindistan'ın kuzey bölgesi. Bugün bir kısmı işte Keşmir dediğimiz Hindistan-Pakistan arasında ihtilafta evet, olan evet, bölgedir evet. Maalesef. Büyük İskender de bu kuzeyden, kuzeybatıdan Hindistan'a giriş yapmıştır. Evet. Genelde Hindistan'a zaten istila hareketleri Lahor, Multan ve Uç bölgelerinden olur ki bu bölgeler günümüzde Pakistan sınırları içerisinde bulunmakta. Hocamın dediği iddialar bitmek bilmiyor. Babür İmparatorluğu, Delhi Türk Sultanlığı içinde bunlar Türk devleti Türk değildi. İddiaları vardır. Onlara ayrıca değinmek gerekir tabii ki. Yani bunların Türk olduğunu gösteren birçok belge kayıt var diyorsun tabii değil mi hocam? Tabii ki kesinlikle yani. Buna hiçbir şüphe yok. Mesela Akunlar döneminde bir Türk sözü olan Manas, bizim Manas destanımız vardır evet. Ve Türkçedir bu kelime. Bu Manas kelimesini Hintliler, Budistler bir tanrılarına veriyorlar. Manas isminde bir tanrıları vardır Budizm inancında. Dolayısıyla bizden pek çok kelimeyi alıp kullanmışlardır. Hala da kullanmaktadır. Evet. Günümüzde de yaklaşık günlük hayatta sadece kullanılan 800 civarında kelime Türkçeden Hindistan'a geçmiştir. Evet. Az evvel bahsettiğiniz birkaçından ama hocam Hindistan'da birçok Türk devleti kuruldu. Bunların evet. isimleri nelerdi hocam? Tabii bahsettiğim Kuşanlar ve Akunlar Akun. Dönemi var. Akunlardan sonrasında tabii Gaznelilerden bahsetmek gerekir. Evet. Bölgede önemli bir hakimiyet kurma çabası gösteren. Gaznelilerden sonra Gurlular devrinde asıl Türklerin Hindistan'a hakimiyet safhası başlamıştır. Nasıl ki biz rahmetli hocam Profesör Doktor Salim Cöhçe, Türkiye'de Hindistan tarihçilerinin en önde gelenlerinden bir tanesiydi. Geçen sene vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ders almak nasip oldu kendisinden. Bu ikinci Tarayin Savaşı vardır 1192 yılında. Gurlular ve Hint racaları arasında. Rahmetli hocam bu Tarayin Savaşı'nı bizim Malazgirt Savaşı'na benzetiyor. Yani bu Tarayin Savaşı Hindistan'ın kapılarını Türklere açmıştır. Hmm. Bundan sonra Türkler önlenemez bir şekilde oralarda güçlü... İsmini ne dediniz hocam? Tarayin Savaşı. Tarayin, evet. Güçlü devletler... 1192. Kurmuşlar. Evet. İki tane Tarayin Savaşı vardır. Birincisi, ikincisi değil mi hocam? Bu ikincisi. Evet. Hindistan'ın kapılarının Türklere açıldığı savaş. Açıldığı evet. savaş bu Gurlular döneminde gerçekleşiyor. Tabii Akunlar dönemin üstünde biraz müsaadenizle tabii ki. Durmak gerekir. Şimdi bu Akunların lideri Toraman. Bu bile hani isimlerden bahsedersek Türk olduğunun göstergesi. Tabii ileride bahsedeceğimiz Babürşah, Babür İmparatorluğu'nun lideri de kendi hatıratında ve kaynamesinde kendisinin Türk olduğunu ifade ediyor. Yani birinci elden kaynak sordukları zaman herhalde hatırası. Bundan sonra konuşmamak yani, gerekir evet. Türk mü değil mi? Ki babası Timur soyundan gelen bir Türktür. Annesi Cengiz Han soyundan gelen bir kadındır. Evet. Babürşah'ın. Tabii bu Akunlardan bahsettiğim Toraman 484-515 yıllarında hüküm sürdü. Ve bölgeyi istila etmeye başlayacak halefi olan Mihrakula zamanında yani 515-550 yıllarında buradaki Gupta devletini dağıtarak işte Kuzey Hindistan'ı tamamen ele geçirdi. Bu azımsanmayacak bir hadisedir esasen. Çünkü karşınızda muhteşem bir Hint nüfusu ve çok karmaşık bir kültürel, sosyal, ırkî yapı var. Evet. Hindistan'ın işte soyu nereden geliyor? Hint toplumunun soyu nereden geliyor meselesi hala tartışılmakta. Bu açıdan işte bunlar geldiğinde 5. yüzyıldan 6. yüzyılın sonuna kadar bölgenin en önemli gücü Akunlar. Kuzey Hindistan'a hakimiyet kurmuşlardır. Önceleri bunları tanımadıkları için
Tabii Hintler Emleça, Meleça diye nitelendiriyorlar bunları. Bunun anlamı nedir? Yabancı. Yunanlıların kullandığı barbar tabirinin aynısı. Hmm. Nasıl Yunanlılar işte tanımadıkları, kendi dillerini konuşmayan halklar için barbar tabirini kullanıyorsa, evet. Hintliler de Meleça tabirini kullanıyorlardı. Fakat Akunları tanıdıktan sonra onlara Hun veya Hunalar demeye başladılar. Zaten Hint kaynaklarının genelinde Türklere Sakalar, Turuşkalar, Turukkalar veya Hunalar. Bu eftalitler meselesi nedir? Eftalitler Akunlarla birlikte çoğu kaynağımızda gösterilmekte. Fakat bunların ayrı bir topluluk olup olmadığı yönünde bazı görüşler var. Yani Akunlarla birlikte değillerdi. Bizim bizi kısıtlayan yeterince bilgi ve belge olmaması eftalitlerin Türklüğü konusunda. Fakat aynı dönemlerde hakimiyet kurduklarına göre bu bölgenin işte dediğim gibi 5. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar hakimi Türkler olduğuna göre onların da Akunlarla aynı olması büyük olasılık diye düşünüyorum. Evet. İşte mesela az önce Kuşanlardan bahsettik. Kuşanlar döneminde Hintler ilk defa at ve at kültürüyle karşılaştılar. Yani bugün biliyorsunuz dünyada atı ehlileştiren, evet, ata binmeyi kolaylaştıran koşum takımlarını, üzerinde başka hareketler yapan. Evet, eğer ondan sonra üzenginin icadı Türkler tarafından yapılmıştır. Pantolon. Bu kabul edilmekte bilim insanları tarafından. İşte Hintliler de at ve at kültürünü Akunlar döneminde daha çok tanımış ve kullanmaya aktif olarak başlamışlardır. Biliyorsunuz onlar savaşlarda genellikle ağır ezici gücü olan fillerden, evet, faydalanıyorlar. Evet. Ve çok çeşitlilik olduğu için ırkî olarak da Hindistan'da savaş esnasında bir araya gelmeleri çok zordur. Hmm, evet. Hindistan'da kast sistemi var biliyorsunuz ve işte en başta racalar dediğimiz ya da büyük raca anlamına gelen maharaca bulunmakta. Bunun dışında işte brahmanlar, din adamları, din gelmekte. Adamları. Daha sonra tüccarlar, tacirler, normal halk. Normal halk da kendi arasında işte şehirliler, köylüler, evet, olarak çok katı bir kast sistemi vardır. Yani bir köylü bir şehirlinin kızını istediği zaman evlenmesine müsaade etmiyorlar. Yok. Bırakın üst gruptan bir, evet, tanesini, buna bile müsaade etmiyorlar. İşte bu racalar, Hindistan'ın tamamına hakim bir raca yok. Pek çok krallık var, küçük krallık halinde. Ve birbiriyle rekabet halinde oldukları için de Türkler buraya geldiklerinde çok fazla karşı koyamıyorlar. Evet. Şöyle geçer Türk kaynaklarında, Hint kaynaklarında, bizler çok bakımlı, güçlü, kuvvetli insanlarız Hintliler olarak. Türklere baktığımızda bizden boy pos olarak fazla değiller. İşte hatta çelimsizler diye geçiyor kaynakta, aynen öyle. Evet. Fakat orduları çok iyi bir disipline sahip, evet, ve teşkilatlanmaları çok iyi. Savaş zamanında hiçbir emir beklemeksizin, komut beklemeksizin söylemeden denileni evet, yapıyorlar gibisinden bahsedilir. Dolayısıyla verimli topraklar, evet. Türkler bozkır kültüründe yetişiyor ve, evet, gıda yönünden çok büyük zorluklar çekiyorlar biliyorsunuz. Bizim Göktürk İmparatorluğu zamanında, Hunlar zamanında çok fazla kıtlık hadiseleri gerçekleşmişti. Dolayısıyla Hintlilerin dediği doğru bir hadise. Evet. Onlara göre daha bakımsız ama cesur ve teşkilatlanması olan insanlar. Bir de Akunların güçlenmesinin altında yatan nedenlerden birisi de bu ticaret. Yani ipek ticaretini ellerinde bulundurmaları da etkili tabii, bu evet, anlamda. Değil mi hocam? Tabii zaten dediğiniz husus Göktürk-Sasani ittifakına neden olacaktır. Daha sonra Akunlara Göktürkler darbe vuracaklardır. İşte yine Akunları Göktürkler mi ortadan, evet, kaldırır? Göktürk-Sasani ittifakı Akunları zayıflatır. Zayıflatır. İpek yolu ticareti Göktürklerin eline geçince Akunlar... İşte evet. 557 yılında Göktürk ve Sasaniler bu ticaret yoluna sahip olmak için. Ama Batı Göktürklerden bahsediyoruz. Doğu Göktürklerden, evet, değil. Evet. 557 yılında buradaki büyük pastadan pay almak için Akunlar kesmiştir. İttifak. Çünkü bu ticaret yolunu onlar vergi almaktadır.
ittifak yaparlar ve Akunları zayıflatırlar. Büyük bir darbe vururlar. Nitekim 7. yüzyılın sonunda da Hindistan'daki racalar bir vesileyle birleşip bu Akunlara son verirler. Siyasi varlıklarına son verirler. Akunlardan sonra bölgeye hangi Türk devleti hakim oluyor hocam? Akunlardan sonra biz Gaznelileri görmekteyiz. 963-1186 yılları arasında biliyorsunuz. Haritası varsa bir gösterelim. Gazneli devleti. Gazneli. Haritalar içinde mevcut. Evet. Şimdi yine kuzeybatıdan gördüğünüz gibi giriyorlar ve evet. Bahsettiğimiz Multan şehrini görmektesiniz. Çizginin hemen yukarısında. Mahmutov Gazni'nin altında evet. Multan şehri evet. vardır. Genelde giriş kapısı olarak burası kullanılır. Yani istilaya müsait bir bölge. Bu alt taraf, güney tarafı Türkler tarafından fethedildi mi? Türkler tarafından Hindistan'ın neredeyse tamamı zamanla fethedildi. Hmm. Yani fethedilmeyen güneyde evet kısımlar vardır. Fakat İslamiyet'in yayılma alanına bakacak olursanız ta Hint Okyanusu kıyılarına kadar tabii ki büyük oranda fethedilmiş. Fakat şöyle fethedildi. Buradaki racalıklar hakimiyetlerine devam ettiler. Türklere bağlı olmak koşuluyla. Teba olarak. Çünkü siz buraya 10 bin kişi, 20 bin kişiyi koyduğunuz zaman burayı yönetmesi için ve işte sürekli kontrol altında tutmanız imkansız. Başka yerleri sefer düzenleyemezsiniz. Hindistan'ın güvenliğini sağlayamazsınız. Evet. Bu sefer bu gücü tutmak yerine ne yapıyorsunuz? Vergiye bağlayıp oradaki racanın orayı idare etmesine müsaade etmek zorundasınız. İslam demişken Hindistan'da önemli bir Müslüman potansiyeli var yani günümüzde. Şu anda mevcut. Şu anda mevcut. Yani bunların İslamiyet'in bu topraklara girmesi Fatimiler döneminde olmuştur. Yani 11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ama bu bölgenin İslamlaşma esas süreci, yani. Asıl İslamlaşma süreci 12. yüzyıldan itibaren Türkler tarafından tabii, yapılmıştır. Evet. Mesela yani bir bunda, Gazneli Mahmut değil mi hocam? Evet, bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Dediğiniz konu çok önemli çünkü Arap kaynakları da bunu kabul ederler. 711 yılında bahsettiğim Multan şehrine Arap tüccarlar gelmiştir mesela. Tüccarlar en önemli... İslam'ı yayma unsurlarından evet, birisi. Arap tüccarları İslam'ı tarattıktan sonra 700'lü yıllarda. Emeviler döneminde Arap orduları bu sefer bölgeyi onlar vasıtasıyla tanıdıkları için seferler düzenlerler. Multan'a yerleşirler, ele geçirirler Hindulardan. Fakat Hindular çok geçmeden burada tekrar ele geçiriyorlar Multan şehrini. Daha sonra zaten Karmatiler, Fatimilerin bir kolu ya da İsmailliğin bir kolu olarak Karmatiler. İsmaili Şii İslam dediğimiz. Aynen hocam. Bu şekilde Karmatiler karşısında Araplar tutunamaz. Fakat ne olur? İşte 10. yüzyılda artık Gazneliler bu bölgeye geldiklerinde Sünni Arapların eli rahatlamış olur. Evet. Karmatileri Gazneliler deyim yerindeyse hiç rahat bırakmazlar. Sürekli onları cezalandırırlar faaliyetlerinden dolayı. Böylece işte ben Multan konusunda çalıştım doktora tezimde ve Hindistan kapısının anahtarı tabirini kullanıyorum Multan için. İşte İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasının kilit noktası bu Multan şehri. O bahsettiğiniz hocam Tarain Savaşı da o şehirde mi oluyor? Tarain Savaşı kuzeyde. Daha kuzeyde gerçekleşmiştir. Yani Keşmir'in alt bölgesinde. Ama Multan'ın özelliği zaten, şu girişi dediğiniz coğrafi olarak stratejik bir nokta olması hasebiyle. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tarain zaten bölgenin adı. Orada gerçekleşti o savaş. Bölgenin genel adı Tarain. Kuzey evet. Himalaya Dağları. Himalaya Dağları olduğu için burada düzlükler mevcut değil. Yani bir askeri harekata çok müsait değil. Evet Babür Şah nice zorluklarla bu bölgelerden geçmiştir. Büyük İskender çok fazla kayıp vererek yine bu dağları aşarak buralardan gelmiştir ama en mantıklı ve makul yol bu Multan, Lahor, daha sonra zaten Delhi'ye ulaşıyorsunuz. Evet. İşte bunların zaten Gaznelilerin üssü de Lahor, Multan ve Uç şehirleri. Evet. Uç şehrini adı da bizden geliyor zaten. Uç. Şimdi uç biz bölgesi. Ne diyoruz? Serhat şehri uç diyoruz. Bölgesi. Sınır bölgesi diyoruz. Evet. Uç adı buradan gelmekte. İşte Pencap. Gördüğünüz gibi 5 tane nehir var haritada. 5 tane. Yani Penç 5 abda su olduğuna evet. göre 5 nehir su anlamına gelmekte. Burası Gaznelilerin bir üssü konumuna geliyor. Şimdi bu konuda tabii
Salim Cöhçü hocamızdan yine bahsetmekte fayda var. Gazneliler Hindistan'a tamamen orada bir devlet kurma düşüncesiyle ilk önce girmiyorlar. Evet, müthiş bir servet, zenginlik var Hindistan'da. Bundan faydalanıyorlar. Ama Gaznelilerin asıl amacı bu Afganistan'daki Gazne bölgesinin işte güvenliğini hiçbir zaman elden bırakmamak. Bu yüzden bu bölgeden ayrılmıyorlar. Ve 150 yıl aslında Gaznelilerin Hindistan'ın içine girmemesi, bir devlet kurmaması Hindistan'da Türk hakimiyetini geciktirmiştir. Hmm, 150 yıl. 150 yıl kadar geciktirmiştir. Şimdi işte Gazneliler ne zaman yıkıldı? 1187 yılında Gurlular tarafından yıkıldı. Gurluların kökeni konusunda yine yanlış hatırlamıyorsam Muharrem Mergin Profesör Doktor bir Muharrem Türk devleti değil mi hocam Gurlular? İşte bu mesele hep tartışılır. Gurluların kökeni neydi? Ama biz şundan eminiz. Gurlu Muhammed vardır ve etrafında 40 çerisi vardır. Gulamlardan oluşan komutan evet. Ve devlet adamı olarak. Evet. Gulam sistemini bilmeyenler tabi bunlara köle ismini vermişler. Slave Dynasty, köle hanedanlığı ismini veriyorlar. Ya da bazı tarihçiler Kölemen Devleti diyorlar. Bunların kuracağı evet. Devlet Türk Sultanlığı'na. Gurlu Muhammed'e diyorlar ki işte oğlun yok. Senden sonra başa geçip bunu idare edebilecek. Benim 40 tane Türk gulamım var. Kölem var. Yani bunlar 1000 tane oğuldan evladır, iyidir diyor. Evet. Gerçekten de öyle. Genelde tabii bu gulamlar da Kıpçak Türklerinden seçilmiş. Köle olarak genç yaşlarda satın alınmış ve çok askeri, siyasi iyi bir eğitim almış kişiler. 40 rakamı bizim için evet. Önemli burada. Evet. 3'ler, 7'ler, 40'lar, Kürşet'in 40 evet. Çerisi. Şimdi İslamiyet döneminde de biz 40 rakamını terimini kullanıyoruz. Günümüzde de hala evet. Kullanmaktayız. 40 yıl şöyle oldu. İslamiyet böyle, öncesi Türklerde de bir 40'lar meclisinden bahsettiler. 40 rakamının işte uğuru olduğuna inanılır. Burada ben tarihi kayıtlardan baktım. 40 rakamına ulaşabilir miyim? Bu kişilerin adının hepsini tespit edemedim tabii. Öne çıkanlar, daha sonra sultan olanlar ya da önemli bir komutan mevkine gelenlerin isimleri var tabii evet. Tarihi kayıtlarda. Gerçekten 40 tane miydi? Yoksa 40 rakamının önemine binaen mi? 40'lar meclisi dendi bunlara. Ne buldunuz hocam? Orası biraz tartışmalı. İşte. Sayıyı bulamadık. Sayıyı bulamadık. Evet. Şimdi işte Gazneliler, Gurlular dönemi. Biz diyoruz ki hocamın az önce ifade ettiği gibi bu Gazneliler dönemi evet Hindistan'da geniş çaplı bir Türk İmparatorluğu kurmamışlardır. Fakat kendi bölgelerinde dönemin süper gücü evet. Gazneliler. Biliyorsunuz Selçuklular Gaznelilerle mücadele evet. Ederek büyük bir imparatorluk haline geldiler daha sonra. Ne yaptılar peki? İşte bu bölgeleri evet ele geçirdiler. Az önceki haritada gördüğümüz Pencap bölgesini ele geçirdiler. En önemli etkileri Hindistan'da İslamiyet'in yayılması noktasında oldu. Her ne kadar işte ganimet için geldiler, şöyle çıkarları için geldiler dense de evet bizim çıkarımıza olmuştur. Kimin? İslam dünyasının evet. Çıkarına olmuştur bu mesele. Burada Gazneli Mahmut'u mu zikretmemiz gerekiyor? Gazneli Mahmut, evet hocam. Gazneli Mahmut'tan önce aslında Sebük Tekin ilk Hindistan'a sefer düzenlemeye karar veriyor. 977-997 yılları arasında tabii bu başta. Gazneli'lerin başında. Kurucusu sayılan Alp Tekin'in damadı evet, Sebük Tekin. Evet hocam. Şimdi Mahmut tabii Hindistan denilince Mahmut akla gelmesinin sebebi çok sayıda sefer düzenlemesi. Ve 17 burada sefer değil mi hocam? 17 tane sefer düzenlemiştir. İrili ufaklı. Evet. Bu sayıyı yani küçük seferleri saymayıp işte azaltıyorlar bazı evet. Tarihçiler. Ama bilinen 17 seferden bahsedilir. Küçük seferler vardır bunun yanında illaki. Bunları sayacak olursak tabii Akıncıların yönetimden bağımsız olduğu seferler var. İşte İslamiyet'in yayılma noktasında dediğim gibi Gazneliler önemli bir nokta oluşturur.
Sint bölgesi dediğimiz, bugünkü Pakistan bölgesini kastediyorum. Burada bir ara dediğim gibi Araplardan Hinduların, daha sonra Karmatilerin eline geçti ve Gazneliler, Gazneli Mahmud buradaki olaya el koyarak evet. Sünni Arapların medrese açmasına, cami yapmasına, işte din adamı yetiştirmelerine olanak sağladı. Bu burada yetişen din adamları, Multan'da yetişen din adamları Hindistan'ın dört bir yanına dağılarak Hint Okyanusu'na kadar, kıyılarına kadar giderek İslamiyet'i yaymaya başladı. Burada evet. Şunu ifade edelim. Yani Türklerin girişi daha çok kuzey bölgesinden ve bugünkü Pakistan toprakları. Evet. Şunu ifade etmek istiyorum. Yani bu Pakistan'ı oluşturan halk Hintlilerden farklı mı? Pakistan'ı oluşturan... Yani etnik yapı anlamında. Etnik yapı anlamında zaten Hintlilerin hepsi birbirinden farklı gibi düşünebiliriz aslında. Yani yanlış anlaşılmaya sebep vermeyelim. Evet, bir Hint toplumu, Hint milleti vardır. Fakat kendi işlerinde bu çeşitlenmektedir. Çünkü şöyle söyleyeyim. Grek Baktriyanlar Afganistan bölgesinden. İşte Büyük İskender sayesinde Makedonyalılar. Daha önce Yunanlılar. Daha sonra Türkler bölgeye geldi. Ve ortaya bugün konuşulan 1600 tane yerel dil çıktı. Demek ki biz ne diyoruz? Milletleri millet yapan dilleridir. 1600 tane burada dil var ise o kadar da. Çeşitli ırkların olduğuna en önemli kanıttır bu. Yani dolayısıyla 1600 tane yerel dil tespit ediliyor. Bugün Pakistan'da bile Pencabi, işte Peştun, onun Sintçe dediğimiz, Beluç dediğimiz diller mevcut. Resmi dil Urduca ki Urduca işte Türkler döneminde ortaya çıkarılan bir dil durumunda. Evet. Ve Arap harfleriyle elbette yazılıyor. Pakistan'ın resmi dili Urduca ve İngilizce bugün. Bugün dahi işte biz onlarla konuştuğumuzda pek çok kelimenin benzer olduğunu, tıpatıp aynı olduğunu, sadece telaffuz farkından dolayı biraz kulak kabartmak gerektiğini anlıyoruz. Evet. Yani biz onlarla konuşurken hatta bu kelime bizde de aynı dedik. O da dedi ki aynı kelimesi de aynı. He, yani böyle bir örnek verdiler. Dolayısıyla tarihi kökenler bakacak olursak iç içe geçmiş. Yani Gandhi'nin meşhur bir lafı vardır. Hindistan bir anadır ve bu ananın iki tane çocuğu vardır. Biri Hintliler, biri Türkler. Evet, bu kadar yabancı olmadığımız, hatta bizim diyebileceğimiz, bize ev sahipliği yapmış topraklar. Düşününüz, evet. Osmanlı İmparatorluğu, hocam tabii işin uzmanı, 600 yıl hüküm sürdü ve hala bunun üzerinde çalışmakla bitiremedik. Arşivler belgelerle dolu. Ve tam anlamıyla Osmanlı tarihi yazıldı mı Sayın Hocam? Yok. Şu anda eksiklikleri illaki vardır. Araştırmacılar uğraşıyor. Türkler 700 yıl siyasi olarak hakimiyet kurdular. 1000 yıl boyunca da Hindistan'da varlardı. Evet. Ona rağmen hala yeterince çalışma yok. İşte bu noktada Türkiye'de kim başlattı? Zeki Velidi Togan, Umumi Türk tarihinde. Ondan sonra İbrahim Kafesoğlu bahsetti. Yusuf Hikmet Bayır'ın yine Hindistan Tarihi isimli eseri vardır. İşte kaybettiğimiz Enver Konukçu Hoca. Enver Konukçu. Yine onun öğrencisi benim hocam olan rahmetli Profesör Doktor Salim Cöhçe. Salim Cöhçe pek çok öğrenci yetiştirmiştir Türkiye'de. Onun yetiştirdiği Hindistan tarihçileri bugün Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde görev yapmaktadır üniversitelerinde. İşte Giresun'da Hilal Şahin, Doçent Doktor Hilal Şahin var. İşte Kırşehir'de İsa Er Yılmaz mesela, işte Trabzon'da sanırım en son Trabzon'daydı Melis Çeliktaş, Bilal Koç isimlerini sayabiliriz. Şu an Haluk Kortel, Sakarya'da, Akdeniz'de Koç. Mesela ondan sonra. Yani Türkiye'de bayağı bir çalışma. Ama işte şöyle. Ama yeterli değil. Yeterli değil. Şimdi koskoca bir 700 yıl ya da 1000 yıl işte 10 kişinin, 15 kişinin çalışmasıyla mümkün değil. Ama ifade edecek bir şey değil. Evet. Şimdi siz bir İngiliz kütüphanesine, arşivine gitseniz ya da İngiltere'de herhangi bir tarih bölümüne gitseniz orada eminim mutlaka her şehirde bir Hindistan kürsüsü vardır. Ve en az 3-5 tane araştırmacı vardır evet. Her üniversitede. Evet. Bizde toplam sayı 15-20'den bahsediyoruz. Evet. İşte az önce adını vermedim ama Hindistan'ın İslamlaşması konusunda
Profesör Doktor Hanefi Palabıyık bu konuda bir makalesi var. Bu konuda bile yani hocanın makalesi olmasa elle tutulur bir şey yok. Yok. O yüzden ben bir yüksek lisans öğrencimi Hindistan'ın İslamlaşmasında Türklerin Rolü isimli bir tez hazırlatıyorum evet. Bugün. Ne güzel. Ve bakalım inşallah ortaya güzel i̇nşallah. Bir şey çıkar i̇nşallah. Ve literatüre katkımız olur. İnşallah. Hocam şeyden devam etmek istiyorum. Gururlar dedik. Evet. Sonra devam eden bir süreç var. Şimdi Hindistan'daki Türkleri konuşuyoruz. Türk devletlerini konuşuyoruz. Gururlar döneminde Gurlu Muhammed döneminde daha doğrusu bunun dediğim gibi bahsettiğim az önce gulamları var. Ve bunlardan en çok güvendiği Taceddin bir de Kutbettin Aybek. Kutbettin Aybek'i Delhi'ye gönderir. O sahanın fethedilmesi göreviyle. Evet. Kutbettin Aybek oraya gittiğinde evet çok hızlı bir şekilde çok kabiliyetli bir şahıs buraları fetheder. O esnada işte Gurlu Muhammed bir suikaste uğrayarak ölür. Hı. Kendi adamları tarafından. Ve biz ne biliyoruz? Bir gulam nihayetinde bahsediyoruz köleden farklı ama bir belge, azatlık belgesi alması gerekiyordu. Azatlık belgesini de önceden almıştı Gurlu Muhammed'den ve orada Delhi'de Delhi Türk Sultanlığı'nı kurdu. Evet. 1206 yılında. Şimdi bu konu da çok tartışmalı. Hocamın ifade ettiği gibi işte Türk devleti mi değil mi? Yani diyorlar ki işte Moğol unsurlar var, Hint unsurlar var, Türk unsurlar var, başka Asyatik unsurlar var falan. Evet, ben üstüne basa basa söylüyorum. Delhi Türk Sultanlığı demek gerekir. 1206'dan 1414'e kadar. 1414'ten sonra buna şey diyebilirsin. Delhi Sultanlığı diyebilirsin. Evet. Genelde o devirlerde zaten devlet ismi kullanılmaz. Hanedan ismi. Hanedan ismi. Değil mi hocam? Kullanılır. Burada işte Kutbettin Aybek'ten dolayı Kutbiler adı verilmiştir. Evet. 1414 niye? 1414'ten sonra 1414, niye Delhi Sultanlığı diyeceğiz? Şöyle 1414'ten sonra Seyitler idareye yarıyor. Ha, hanedan değişikliği Afgan var. Afgan kökenli işte yerlilerden de oluşan unsurlar var. Lodiler mesela Afgan kökenlidir. O yüzden buna o devirlerde mesela Delhi Türk Sultanlığı demek yanlış olur. Evet. İdarecisine bakacak olursak. Evet. İşte bu dönem Kutbettin Aybek maalesef Türklerde atla oynanan bir çetir oyunu vardır biliyorsunuz. 4 sene sonra 1210'da çetir oynarken attan düşer, çok ağır yaralanır ve vefat eder. Onun yerine il tutmuş, onun damadı bu işi ilerletir. Zaten il tutmuş zamanında aslında bu Delhi Türk Sultanlığı'nın asıl kuruluş gerçekleşmesi tamamlanmıştır diyebiliriz. Daha sonra işte Firuz Şah, meşhur tarihimizde kadın yöneticilerden Begüm. Yine Raziye Sultan, Raziye Sultan. Begüm Raziye Sultan. Ondan sonra Behram gelmiştir. Daha sonra Balaban, Balabanlılar diye bahsederiz ondan. Daha sonra yine Türkiye'de soyları mevcut olan Halaçlar mesela iktidara gelmişlerdir Delhi Sultanlığı'nda. İşte Halaçlardan sonra Tuğluklar. Bir yıllık bir Timur istilası görmekteyiz 1358 tarihinde. Şöyle de enteresan bir hadise var. Timur Hindistan'a sefer düzenlemeye karar verdiğinde bir takım devlet adamları itiraz ediyorlar. Karşımızda bir Türk devleti var ve Müslüman. Timur da Müslüman Türk ve Türk. Dolayısıyla bir Türk Müslüman devletine zarar vermemiz doğru olmaz diyorlar. Timur ne diyor? Burada Hindistan'ın genelinde puta tapıcılığın önüne geçemiyor onlar. Evet. Müsamahalı davranıyorlar. Evet, din konusunda müsamaha söz konusudur. Çünkü karşınızda muazzam bir nüfus var. Evet. Bildiğiniz gibi. İşte hatta bu konularda Hilal Hanım'ın, Hilal Şahin Doçent Doktor bir çalışması var. Ekber Şah ve Dini İlahisi. Evet. Ekber Şah'ı mesela Babürlüler döneminde başka bir din uydurmakla nitelerler, suçlarlar. Halbuki biraz diğer toplumları rahatlatma adına, dini serbestiyet adına bunu yapmıştır kendisi. Delhi Türk Sultanlığı da evet şunu yapıyor.
Hintlilerin kendi aralarındaki davaya Hintli bir hakim baksın. Ama Türk ile Hintlinin arasındaki bir dava olursa bizim Osmanlı'daki sistemin aynısı kendi kadımız aslında. Baksın. İşte Osmanlı'dan farklı bir şey söylemiyor. Fark şu, hiçbir zaman işte zorlama yok. İslam, ne İslamiyet'i kabul noktasında ne de dil noktasında. Evet. Ben bir tarihçi olarak evet ben de eleştiririm. Keşke dil anlamında. Ama biraz Osmanlı da aynısını uyguluyor. Yani ne dil anlamında ne din anlamında. Osmanlı da. Sümer mantığı gibi değil. Şimdi o bakımdan ne kadar da işte Hindistan halkı tarafından yabancı görülseler de bir memnuniyetin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Delhi döneminde de, Delhi Türkistanlığı döneminde de, Babür döneminde de bu memnuniyet göze çarpmakta. Bunun dışında 1526'dan itibaren de işte bu Lodilere, Afgan hanedanına son veren Babür İmparatorluğu gelmiştir. Bu arada bu Begüm Razi'den bahsettik. Bir cümleyle tabii. Ne önemi var Begüm Razi'nin? Raziye Sultan ilk Türk kadın sultan diyebilir aslında miyiz? Aslında ilk Türk diyemeyiz çünkü Tomrisler var ondan önce işte daha sonra gelmekte bunun örnekleri var. Biliyorsunuz daha sonra Kabaca Hatun da var. Yine Buhara'da yönetimde bulunan. Raziye Sultan şimdi babasının başka oğulları olmasına rağmen direkt kendisi işaret edilmiştir. Yani benden sonra Raziye başa geçsin. Bir kadın, bir kız çocuğu. Zaten o hem at üstünde savaşma kabiliyetine sahipler. Hem halk tarafından seviliyor. Hem siyasete kafası çalışıyor. Bu yüzden kendisini gösteriyor. Fakat onun başa geçmesine tabii itirazlar ve diğer kardeşlerinden de. Entrikalar hocam, evet. Ve diğer devlet adamlarından da. Çünkü dikkat ederseniz bu Delhi Türk Sultanlığı'nı incelerseniz babadan oğula bir durum çok nadir. Yani bu kırklardan bahsetmiştik ya, evet. 40 gulamdan. O 40 gulamın bir kısmı burada etkili. He. Yani herhangi bir komutan, Osmanlı'da gördüğümüz sistemin tersine herhangi bir komutan yeterli desteği gördüğünde ya da Türk hakimiyet anlayışında vardır ya hocam. İşte kut anlayışı. Kut anlayışı gerekleri yerine getirmedi deyip indirebiliyorlar. Evet. Ve herhangi bir komutan sultan olabiliyor. Evet. Burada Razi'nin sonu maalesef çok acı bitmekte. Raziye Sultan bu kendisine muhaliflerle yapılan savaşı kaybeder ve savaş alanından tek başına artık askerlerinin uyarısıyla kaçmak zorunda kalır. İki tane Hint köylüsüyle karşılaşır. Onlardan ekmek ve su ister. Onlar da bakar ki işte üstünde elbiseleri iyi, zengin, mücevherler falan. Onu öldürüp orada mücevherlerini, elbiselerini alırlar ve gömerler. Evet. Fakat işte daha sonra bunun intikamı alınmıştır. Onlar tutuklanmışlardır. Evet, ondan sonraki süreçte Babürlere geliyoruz. Ondan sonra Babürler, Babür tabii dediğim gibi Timur ve Cengiz soyundan gelen bir şahsiyet. Büyük zorluklar neticesinde etrafında insanlar toplayıp çok çetin yolculuklardan sonra buraya gelip bir devlet, imparatorluk kurmuştur. Evet. Hayatı filmlere konu olabilecek şekilde çalkantılıdır. Çok defa kaçıp dayısına mesela sığınmak zorunda kalmıştır. Daha sonra Hümayun, Ekber Şah, az önce ismini verdiğim din konusundaki işte reformlardan eleştiri alan Ekber Şah. Daha sonra Cihangir. Meşhur Taç Mahal'in yaptıran, evet. Şah Cihan daha sonra işte. Evren ilgili kısaca bir söyleyelim. Yani UNESCO Dünya Mirası içerisinde ve o dönemdeki başkentleri Ağrı'da inşa edilmiştir. 1631 1654 yılları arasında ve çok sevdiği eşi Banu Begüm Hatun. Muazzam aslında, bir anıt değil mi hocam? Muazzam yani, bir anıt. Şah Cihan tahta şey. Çıktıktan sonra da Mümtaz Mahal ismini alacaktır. Ve bu UNESCO Dünya Mirası içerisinde ve Taç Mahal Türklerin ve İslam'ın anlamında baktığımızda türbe mimarisinin en önemli. Yapısı. Yapısılarından evet. Birisidir. Evet, evet. Evet, Mimar Sinan'ın öğrencileri. Öğrencisi gibi, değil mi hocam? Ahmet Lahori isminde evet. Bir öğrencisinin adı geçer. Başka iddialar da var. Bunun mimarın tabii tek mimar yapmamıştır burayı.
aslında. Tabii ya, Ahmet'in, 31-54 Ahmet'in arasında... oğlu Yusuf da mesela orada mimarlar arasında geçmekte. Birkaç isim daha geçmekte, evet. Çünkü zorlu bir süreç. Babürler dedik hocam. Affedersiniz, burada Taç Mahal'den önce Hindistan'ın en yüksek yapısı Kutbettin Aybek tarafından temeli atılan, il tutmuş tarafından bitirilen Kutup Minaresi. 79 metre yüksekliğinde ve Hindistan'ın en yüksek yapısı. Öyle mi hocam? Düşününüz. Şimdi yine o da Agra'dadır. Bu Kutbettin Aybek'in mezarı da bugün Lahore'da, Pakistan'da. Kıymetli hocam Salim Çöhçeli ziyaret etmiştik. Ben baktım ki gerçekten de evet, iki caddenin arasında kalmış. Her tarafı dükkan. Ama korunaklı ve temiz bir vaziyette. Oradaki esnaflara sorduğumuzda mesela bu durumu, niye böyle korudunuz, baktınız? İşte Türk mezarı diyor. Evet. Onun için büyük bir sempati ve saygı var Türklere. Demek ki iyi izler bırakmış Türkler, evet, bu coğrafyada. Evet, evet. Bu anlamda baktığınızda Hint Müslümanlarının özellikle Osmanlı'nın son döneminde ve Kurtuluş Savaşı'na yaptıkları yardımın altında yatan nedenlerden birisi de, evet, bu Türklerin orada bıraktığı izler. Tabii. Bu arada geçen hafta da bahsettik, bu Hicaz Demiryolu'ndan Hint Müslümanlarının da oldukça bir desteği var maddi anlamda. Yani Osmanlı-Hint Müslümanları ilişkisine tabii değinebiliriz kısaca, vakit varsa. Hocam vakit şöyle, yani ben değerlendirmek istiyorum. Bu aslında bir programda, evet, tabii, konuşulacak yani bir nokta değil. Çok özel bir coğrafya. Bu noktada Babürler'den sonraki süreci de bir sizlerden alalım hocam. Tabii kısaca onu da o şekilde alalım. Ben şey de sormak istiyorum yani, biraz vaktimiz de daraldı, bunu da çok kısa bir süre almak istiyorum. Yani Türklerin oradaki siyasi, kültürel, mimari, biraz Tac Mahal'dan bahsettik ama çok kısa bir şekilde ben bunu da sizlerden öğrenmek istiyorum. Tabii önce Osmanlı döneminden isterseniz bahsedelim. Eserler noktasında pek çok eser vardır. Dediğim gibi meraklıları bunun, Hanefi Palabıyık'ın, Profesör Doktor, evet, Hanefi Palabıyık bu eserlerin bir listesini de vermiştir. Ama en öne çıkanları Taç Mahal, evet, Minare-i Kutup, Kutup Minaresi. Evet, bir de Kuvvetil İslam, İslam'ın Kuvveti isimli bir cami yapılmıştır. Cami, evet. Yine Agra'da yapılmıştır. Bunlar en bilinen eserler. İzleyiciler en azından bir Agra'nın Hindistan'ın ne tarafına denk geldiği noktasında haritadan haritaya bir gelebilir mi? Gösterebiliriz. Hindistan haritası. Herhangi birini vermeniz yeterli. Rejideki arkadaşlara teşekkür ediyoruz bu arada. Evet. Burada ayrıntılı gösteriyor mu bilmiyorum ama. Yani kuzeye mi denk geliyor? Çok Delhi'ye yakın orta kesimlerde olması orta gerekiyor. Kesim, orta kesimlerde. Delhi'ye... Tamam. İsmi ne dediniz hocam? Agra. 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 Agra diye geçmekte. Şimdi burası önemli eserlerin olduğu bir nokta. Yoksa diğer şehirlerde de, Multan'da da tabii kaleler sürekli tamir ediliyor. Evet. Çünkü sürekli istila hareketleri Multan üzerinden gerçekleşmiştir. Aslında Babürlülerden önce 1347'de Delhi Türk Sultanlığı'ndan ayrılarak bir Behmeni Sultanlığı kurulur. Ve Behmeni Sultanlığı döneminde Osmanlı ile ilişkiler başlar. Fatih Sultan Mehmet devrinde mesela hocam çok iyi bilir, bir mektup gönderilir. İstanbul'un fethi dolayısıyla kutlama mesajıdır, evet, bu. Ve işte Hindu Müslümanları olarak yanındayız. Yanındayız mesajı, evet, verilmiştir. Daha sonra tabii Osmanlı'nın Hindistan'a ilgisi Hicaz ve Mısır'ın Osmanlı topraklarına katılmasıyla oluyor. Ridaniye Seferi ile 1517'de işte Osmanlı Devleti Doğu Akdeniz'e ve Baharat yolunun tek hakimi durumuna geliyor. Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'na açılmış açılma oluyor. Açılma sürecinde de. Böylece devam ediyor. Fakat Portekizliler tabii ki bu Hint kıyılarına kadar gelip hem ticaret hem de sömürü faaliyetlerine başlıyor. Evet. Yavuz Sultan Selim zamanında mesela bu Portekizlileri Hint sularından uzak tutmak için gerekirse buraya biz donanmamızı göndeririz diye bir mesaj iletilmiştir Gücerat Valiliğine, güneydeki. Evet. Fakat Yavuz'un vefatıyla bu girişim gerçekleşmiyor. Fakat Kanuni'ye kalıyor. Devrinde Hint Müslümanların hac yolunu tehlikeye sokmuştur Portekizliler. Evet. Hacca gitmelerine engel olmuşlardır. Çeşitli eşkıyalık vesaire, işte yağmalar oluyor burada.
Bunun tabi Almanlar da destekliyor Portekizleri. Kanuni de apaçık Portekiz ve Alman İmparatorluğu'na işte savaş ilan ediyor. Evet. Ve donanmasını 2000 kişilik bir donanma 1531 tarihinde buraya gönderilmiştir. Daha sonra 1538'de bir donanma gönderilmiştir ve Hindistan korunmaya çalışılmıştır. Evet. Hint Müslümanları. Fakat yani orada bir İslam devleti var. Zulüm görüyor ama tabii, İslam'ın halifesi olan işte bir Osmanlı padişahı oraya donanmasını her daim gönderebiliyor. Biz diyoruz ya işte Osmanlı ya da Kurtuluş Savaşı'nda Hintliler bize niye bu kadar yardım etti? Evet. Bu sevgi saygı nereden mesela geliyor? Japonya'da o filmi de çekildi. Biliyorsunuz Ertuğrul gemisi batmış ve... Japonlarla bizim muhabbetimiz değil mi hocam? Ama onu şunu söylemek biraz istiyorum. Yani Japonya'ya gitmeden önce Hindistan'a uğruyor evet gemi. Evet. Ve orada insanların büyük bir teveccühü var. Yani orayı Türk toprağı olarak görüyorlar. Evet. Evet. Gemiye çıkıp namaz kılıyorlar. Bağımsız topraklar diye. Çünkü kendileri İngiliz hakimiyeti altında bulunuyor o seferlerde. İşte Kanuni döneminde çok başarılı mı bu donanma seferleri? Hayır. Portekizlilere iki defa yenilgi, bir defa galibiyet, püskürtme gerçekleştirilmiştir. Fakat Kanuni buraya donanma gönderir sözü bile Avrupa'yı yetiyor yani. Tutmaya yetmiştir. Yani Hindistan'da böylece Osmanlı imajı çok olumlu çok bu olumlu olaydan etkilenmiş ve yükselmiştir. Evet. Yani bakınız Kanuni'nin bir lafı bile Avrupalıları tutmaya yetiyor. Evet. Ve işte resmi ilişki ne zaman başladı? 1555 yılında dediğim gibi Seydi Ali Reis'in hocam bahsetti. Evet. Ertuğrul Fırkatay'ın gitmesi olayı. Daha sonra işte Seydi Ali Reis Hümayun Şah'la görüşmüştür burada. Çok güzel mesajlar verilmiştir. Fakat işte Şah Cihan döneminde de biz görmekteyiz. Bir rivayete göre Osmanlılara çok sıcak mesajlar gönderilmiştir. İşbirliği teklif edilmiştir. Fakat ortada bir şey var. Bir gerçek var. Bütün Türk devletleri birbiriyle niye mücadele ediyor? Bizim Anadolu beylikleri devrinde bile bütün beyliklerimiz birbiriyle mücadele ediyor. Neden? İktidar mücadelesi. İktidar, otoriteyi ben sağlarım. Ben işte Türk İslam alemini temsil ederim düşüncesi var. Kötü bir düşünce değildir. Kaliteyi ortaya çıkarıyor aslında. Evet, evet. En başarılısı, en güçlüsü hakimiyeti ele almış oluyor. Evet. İşte Babür devrinde de bazı devlet adamları içten içe aslında İslam alemini kendi devletlerini temsil ettiğini söylüyorlar. Osmanlı da aynı iddiada, Timur da zaten aynı iddiada. Dolayısıyla ilişkilerin biraz da uzaklıktan dolayı, mesafe önemli bir mesafeden dolayı çok gelişmediğini söyleyebiliriz açıkçası. Evet. Fakat askeri uzmanlar gönderilmiştir Babür Devleti'ne. Ateşli silahların kullanılması noktasında vesaire konusunda evet yardımcı olmuşlardır. Sonraki yüzyıllarda hocam? Sonraki yüzyıllarda Hindistan'ın elimizden çıkması. 19. yüzyıllarda İngilizler British Company adlı bir şirket önderliğinde Hindistan'a girerler. Doğrudan askerle girmezler. Ekonomik olarak önce ele geçirirler. Askerler de bu şirketi yani korur. Şirketler ele geçirmiştir. Aynen. İngiltere adına da yönetmişlerdir. Evet, çok dikkat edilmesi gereken bir husus devletler için tabii. Burada da şirket vasıtasıyla gelip yerleşiyorlar. Şöyle ki çok büyük katliamlar gerçekleşmiştir İngilizlerin hakimiyeti esnasında. Bu bölgeyi gezme fırsatım oldu. Lahore'da 5000 kişiyi bir saat içinde, bir saat sürmeden makinalı tüfeklerle taramışlardır İngiliz hakimiyetine karşı çıkanları. Kumaş üretiyor İngilizler fabrikalarda makinelerle. Fakat Hintliler burada el dokuması yapıyorlar. Evet. Yüzlerce el dokuması yapan işçiyi alıp parmaklarını kesiyorlar. Neden? Onların yapıldığı kumaş yüzünden İngilizlerin yaptığı Hint kumaşı satılmıyor. Daha kaliteli olduğu için el dokuması tercih ediliyor. Evet. Ve böyle bir zulüm gerçekleşmiştir burada. Tek dayanak kim oldu derseniz işte 19. yüzyılda Osmanlı. Evet. Osmanlı olunca Hint Müslümanları tabii sürekli Osmanlı'dan yardım istediler İngilizlere karşı. Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumu da daha iyi biliyorsunuz Sayın Hocam. İşte elinden geldiğince yardım etmek istiyor ama şartlar. İşte geçen hafta konuştuğumuz Abdülhamit mevzusunda da işte elinden geldiğince çok el vermiyor.
iletişim kurma derdinde. 1857'de mesela işte çok fazla İngilizlere karşı direnmişlerdir, yardım istemişlerdir. Biz bugün Hindistan'dan ayrılan, Müslüman olan Pakistan'la çok iyi ilişkiler kurduk tabii ki. Çünkü 1911-1913 Balkan Savaşları'nda da bunlar bize çok yüksek meblağlardan maddi destek verdiler. Türkiye'de en çok bilinen daha sonraki yıllarda işte yakın tarihte Muhammed İkbal ismi bilinir. Yani bizim hani Halide Edip'in çok etkili konuşmasından bahsediyoruz. O da onlar için öyle önemli bir şahsiyet. Evet. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda da Osmanlı'nın yenilmesi işte meselesinde İngilizleri köşeye sıkıştıran Hint Müslümanları olmuştur. Evet. Yani o koz yani, kullanılmıştır. Tabii ki sonuna kadar. Yani hilafet gerçekten işe yarıyor muydu, yaramıyor muydu noktasında bir tek bu devirde aslında bir etkisini İngilizlere karşı görmekteyiz hilafetin biz. Çünkü İngilizleri sürekli sıkıştırıp isyanlar çıkarıp Türk topraklarının işgal edilmesini önlemeye çalışmışlardır. Evet. İstanbul'un işgali üzerine 16 Mart 1920'de tabii protesto gösterileri düzenleniyor. Çok enteresandır. Sadece Hint Müslümanları değil, Nehru ve Gandhi gibi Hindular da, Hint liderler de bu İsyana gösteriye katılmış. Destek veriyorlar ve katılıyorlar. Evet. Aslında Türkler burada Hindu ve Müslümanlar arasında bir birleştirici rol oynamış durumda. Bu anlamda çok önem arz eden bir durum var değil mi hocam? Anlatacak çok şey var ama dediğim tabii gibi zaman tabii ki yani 700 yıllık kısıtlı. Bir hakimiyet dönemini tek programda anlatmak mümkün değil. İnşallah hocamızla beraber başka programlarda da beraber olalım. Çünkü hakikaten konuşulacak yani çok mesele var. Her bir devlet için programlar yapılabilir. Aynen öyle. Evet. Çok çok özel bir mesele. Alparslan hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hocam, keyifli sohbet için. Evet, Mustafa hocama da çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu hafta kırmadınız, bize ben geldiniz. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok bilgilendirici bir program oldu. Estağfurullah. Ve tabii en büyük teşekkürü de siz kıymetli Eğitim Tokat TV izleyicilerimize buradan gönderiyoruz. Rejideki arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya başka bir meseleyi tekrardan burada konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Tarih ulu bir nehirse onun en büyük kolunu Türkler oluşturmuştur. Ne kadar yazılırsa yazılsın, ne kadar anlatılırsa anlatılsın, her zaman cevabını arayan başka sorular vardır. Medeniyetler nasıl kuruldu? Dünya tarihine damga vuran Türk hükümdarları kimlerdir? Unutulmayan zaferlerin unutulmayan anları. Dünyaya nasıl nizam verildi? Tarihimizin sessiz kahramanları kimlerdi? Hepsi ve daha fazlası tarihi kesitlerdi.